matematiksel olarak bakıldığı zaman tabii Galatasaray bu maçı, hani eğer ikincilik iddiasını hala sürdürmek istiyorsa, bu maçı kazanmak zorunda. Hı hı. Ama yani stratejisi bu form durumuyla kazanmak üzerine olacak mı? Ben pek tahmin etmiyorum. Hı hı hı. O yüzden yine senin de vurguladığın gibi Paris Saint Germain ve Real Madrid maçlarını referans alarak ben beşli bir savunmayla Madrid deplasmanına çıkacağını tahmin ediyorum. Hı hı. Bir başka şeyi de aslında orada referans alabiliriz. İstanbul'daki Real Madrid maçının iki devresini birbiriyle kıyasladığımız zaman, hı hı, çünkü ilk yarıda 3-5-2 veya 5-3-2 net, yani 3 stoperli düzende, hı hı, oynamıştı ve evet kalesinde pozisyonlar gördü ama üretken olduğu bölümde oydu. Yani 2 santforla, 2 forvetle oynadığı bölümdü. Andone'nin 2, Belhanda'nın da 1 çok net pozisyonu, hı hı, vardı hakikaten. İkinci yarıda bundan da bir iki biraz cesaret alarak Fatih Terim Feghouli'yi oyuna dahil ederek 4-3-3 her zaman oynadığı, hı hı, düzene döndü. Ama o düzende bir duran top hariç hiç üretemedi. Ve özellikle oyunun son bölümünde 15-20 dakikasında oyunun kontrolünü tamamen yitirdi. Ve Real Madrid çok daha rahat Galatasaray kalesinde pozisyon buldu. Hı hı. O yüzden hani oyunların nasıl geliştiğini de göz önünde bulundurursak, hani illa beşli savunmayla çıkıyor olması sadece kaybetmemeyi ön plana alması anlamına gelmez. Kazanmak için de beşli savunmayla oynayabilirsiniz. O yüzden ben iki açıdan, hem iki maçı referans alarak hem de hangi Real Madrid maçındaki hangi devre daha iyi oynadı Galatasaray sorusunun cevabını kendime sorduğumda cevabım ilk yarıdaki Galatasaray. O yüzden de bu beşli savunmayla veya neyse üç stoperle çıkacağını tahmin ediyorum. Özellikle orta sahada Modric'in de döndüğünü düşünürsek, evet, yaratıcılık anlamında çok bence fark yaratan isimlerden biri olacaktır Kroos'la birlikte Real Madrid orta sahasında. Evet, yani Modric sonuçta bir önceki yılın dünyada yılın futbolcusu seçilen oyuncusu. Ne kadar iyi bir futbolcunun olduğunu anlatmaya gerek yok sanırım. Onun da bu maçtaki varlığı Galatasaray'ın işini biraz daha zorlaştıracaktır. Yani Bale, James Rodriguez, Vinicius Junior, Odriozola, Nacho, Asensio. Yani bunlar eksikleri Real Madrid'in. Evet, önemli eksikler ama tabii ki hani bir Real Madrid kadrosundan bahsediyoruz. Eksiklere rağmen elbette ki çok dünya çapında oyuncularla sahaya çıkacaklar. Ona hiçbir şüphe yok. Modric Galatasaray'ın işini biraz daha güçleştirecektir.